Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evde bazlama yapıyoruz arkadaşlar. Canımız bazlama istedi. Ben de biraz bazlama yapayım, hem de sizlere göstermiş olurum. Eminim ki bazlamayı sevmeyen yoktur. Arkadaşlar, yoğurma kabımın içerisine göz kararı unumu aldım. Şöyle ortasını açıyorum. Tabii eledim unumu. Ortasını açıyorum. Burada bir paket yaş mayam var. Bunu ılık suda biraz bir şeker kaşığıyla ılık suda biraz ezdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Burada da ılık suyum var. Göz kararı. Şöyle avucumun içerisinde de göz kararı tuz. Fazla olmayacak şekilde. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, ılık suyla yoğuruyoruz. Çok sıcak olmayacak. Bir de hamurumuz çok sert olmayacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, güzel yoğrulursa bazlamamız o kadar güzel olur. Onun için hamurumuzu çok sert yoğurmuyoruz. Evet, hamurumuzu toparladım. 5 dakika kadar iyice yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Az bir şey un serpip mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Bezelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bezelerimizi alıp ondan sonra artık bir 10-15 dakika kadar da bezelerimizi dinlendiriyoruz. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. İstediğimiz büyüklükte alabiliriz. Ben biraz küçük alacağım bezelerimizi. Evet arkadaşlar, bezelerimiz bekledi, biraz kabardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Tavamızı ocağımıza koyduk. Altını da yaktık arkadaşlar. Şimdi Bismillah diyelim. Bazlamalarımızı yapmaya başlayalım. Yacağı kadar elimizi una vurup çok unladığımız zaman ekmeğimiz güzel olmaz. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız bitti. Pişirdik, bitirdik. Sizlere göstermek istiyorum. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Yumuşacık.
Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.